Tekno seyre hoş geldiniz. Haziran ayı telefon önerileriyle karşınızdayız. Umut Koçak'la beraber yine değerlendirmelerimizi yapacağız. Geçen ay biraz tatsızdık. Çok bir şey de önerememiştik hatta. Malum konular yüzünden bu hafta bu, bu ayda etkilemeye devam edecek. Hatta bu sene de etkilemeye evet. devam edecek gözüküyor. İşte biz de konuş, onu da birazdan konuşacağız. Başlayalım Umut. Şimdi geçen başlayalım. Ayki sıkıntımız neydi? Belli bir telefon kategorilerinde e, öneremedik. Telefon bulamadık önerecek. Öneremedik. O durum birazcık daha devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü biz hani konuştuğumuzda ithalatçılarla hala o gözetim belgesini alamadıklarını söylediler. Evet, Dolayısıyla şu anda da, hala firmalarda o belge bulunmuyor. 200 dolar altındaki telefonlar hatta şöyle e, ben bir, bir iki tanesine sorduk. E, bu tip şeyler genelde daha geçmişte de örnekleri var. Küt diye gelir. Hazırlıksız yakalar seni. E, gümrükte bekleyen ürünler var. Yani gelmiş ürünler duruyor. Ama o belgeyi hemen istemişler. Demişler ki bundan sonra belge lazım. E, o yok. Nasıl olacak? O yüzden ürünler gümrükte bekliyor. Yani ürünler aslında gelmişler. E, normal şartlar altında o belge meselesi çıkmasaydı şimdi e, telefonlar piyasada olacaktı. O yüzden şu an akıbetleri belirsiz. E, o belge ne zaman alınır alınır mı? Çünkü çok fazla şey isteniyor. E, firmanın kendisi için de yeni bir şey. Hani yabancı firmalar belki isteksiz davranacaklar. Belki o prosedürleri ayak uydurmak için uğraşacaklar derken zaman geçecek. Dolayısıyla 200 dolar altı telefonlarda e, ne zaman çözüleceği belli olmayan bir sorunumuz var. Evet. Kimi firmada bu belgeyi almadan ekonomik telefon getirme taraftarı pek değil. Çünkü e, niye getirsin? Niye getirsin? Yani şöyle getirirse anlamsız olacak. Çünkü zafer şey yapması evet. gerekir. Üsttekilere zam yapması falan gerekir. İyice saçma sapan bir şey olur. Evet. Çünkü üstteki telefonlara gelmedi bu gözetim belgesi. Dolayısıyla onların fiyatın evet. artması için, için bir sebep yok. Evet pahalı telefon neyse o geçen ayda neyse yine o. Yani onlar rutin gelişmelerden etkileniyorlar. İşte dolar kuruydu evet. şuydu buydu. E, ekstra bir belge şu anda yok evet başlayalım. Normal şartlar altında bin lira altı telefonla başlardık. Bin lira altı telefon yok. Başlardık. Evet. Yok. E, Aslında aradıklarında bulurlar ama bizim tavsiye edebileceğimiz türde ürünler yok. Diyelim. Aynen tavsiye et, edeceğimiz türde yok. Onu tekrar söyleyelim. 1500 lira arasında telefon yok. Gene yok. Geçen hafta, geçen ayda da böyleydi değil mi? Evet. Geçen ay da böyleydi. Hatta fiyatlar o kadar sık değişiyordu ki ben 2-3 günde bir yenisini hazırlamama rağmen fiyatlar hiçbir zaman aynı kalmamıştı. Şu an bile aynı değil aslında. Gene biraz yükselmiş fiyatlar. 1500-2000 lira arasında 3 tane telefon görüyorum nihayet. General evet. Mobile, GM9 Pro, Realme 5i ve Meizu X8. Meizu var mı ya hala? Meizu periyodik olarak var. Bazı dönemler yok, bazı dönemler var. Hmm. Ee, ve fiyatlara gelirsek fiyatları ciddi şekilde artmış. Bu telefonları 2 ay önce 1500 liranın aşağısında bulabiliyorduk. Şu an e, General Mobile GM9 Pro 1300 küsürlerden 1650'ye çıkmış. E25'i 1400 küsürlerden 1900'e çıkmış. Meizu X8 1300'lerden 1900'lere çıkmış. Ama şimdi bunların fiyatı bu kadar yükselmiş neden öneriyorsun diye soranlar olabilir. Başka telefon neredeyse yok. Meizu X8'in avantajı. Fiyatına göre performans olarak rakiplerinden üstün olması Snapdragon 710 kullanıyor. Böyle bir avantajı var ama mevzularda klasik sorundur. Güncelleme ve yazılım desteği biraz sıkıntılıdır. 25'i... Ee, 25 zaten satılım yani doğru düzgün bulamıyorsun ki sıkıntı o zaten. Bulsalar evet. alacaklar. Şöyle 1500 lira alt telefonlar bile 2000 liranın sınırına gelmiş durumda. Böyle bir sıkıntılar var. 25'e gelirsek de e, ortalama bir telefon. Yani genel toplamda 2000 lira altı için iyi özellikler sunuyor. Tercih edilebilir bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ama bu telefonun hakkı 1900 lira değil. Hatta buradaki hiçbir ürünün neredeyse 2000 liraya yakın bir fiyat hak etmiyor. Ama bu piyasa şartlarında alınabilir ürünler olduklarını söyleyebilirim. Evet. 2500 lira arasında gelelim hemen. TCL Plex Realme 6E Redmi Note 8 Burada da 3 modelimiz var. Redmi Note 8'i 1600'e 1700'e bulabiliyorduk. O da 2300'lere çıkmış. Açıkçası 2300 lirayı Redmi Note 8'e vermek pek içime sinmiyor. Realme 6'ya gelirsek performansı evet fiyatına göre iyi denebilir. Ama onun da ekran gibi unsurlarında bir takım gariplikler var. HD Plus bir çözünürlüğü var. 720p'den değiştirilmiş bir ekran diyelim. o biraz can sıkıyor ama onun dışında Kamerası ortalama, performans da fiyatına göre iyi. TCL Plex genel toplamda en mantıklı seçenek gibi duruyor. Ama onun da fiyatı 200 lira dolaylarında artmış. Geçen ay 2000 liraydı. Şimdi 2200 lira. Vallahi bence ee, ilk, ilk dediğin doğruydu. Bunlara bu parayı vereceğimi dişimizi sıkıp bir üst katmana çıkmamız lazım bence. Evet. Ya yani Şöyle bir durum olmuş zaten. Ee, normalde e, TeknoSavedi videosu da vardı yıllar önceden 2500 liraya telefonun fiyatları hak ediyor mu diye. Şu anda eli yüzü düzgün bir telefon almak için neredeyse minimum 2500 lira harcamamız gerekiyor. Evet. Bu da alınabilirlik konusunda çok olumsuz bir durum. 2500-3000 TL arasına gelelim. Çünkü buradaki telefonların daha hani her ne kadar fiyatları artmış olsa da paraların karşılığını biraz daha verdiğini söyleyebiliriz. İçimiz birazcık daha rahat. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 9S, Xiaomi Mi 9T, Realme XT. Buradaki favorimiz çok uzun bir zamandır 29'da, e, Xiaomi t Ama benim de şöyle bir rahatsızlığım var. Ya bu 2 yaşında bu telefon. Şimdi bunun bir dezavantajını yaşarlar mı bugün alırlarsa? Şöyle bir dezavantaj olabilir. Güncelleme konusunda neredeyse ömrü dolmak üzere bir ürün diyebiliriz. İşte, yani aslında bir yandan da önermek istemiyorum artık biliyor musun bu yüzden. Ama listeye bakınca hala çekici bir telefon. Yani alternatif evet. değil mi diğerleri? Diğerleri alternatif olabilir ama Mi 9T'nin hala kendine has bir cazibesi olduğu da söylenebilir onlara karşı. Yani Neşeler, şöyle evet, ilk baştan kıyasla Note 8 Pro'dan gidelim. Çünkü e, şu an baktığım zaman fiyatlar o kadar yakın ki bir tek Note 8 Pro'nun fiyatını hani onu alırsan 400 lira cebinde evet. kalıyor. Note 8 Pro ile hatta bir karşılaştırma videomuz da var kanalda onu da izleyebilirler. Evet. Mi 9T ile bir karşılaştırma bence 400 lira fazla verip Mi 9T'yi almak daha mantıklı. Mi 9 genel toplamda Note 8 Pro'dan daha iyi duruyor. Note 9 ise geldiğimizde ise Hı -hı. E, ona geldiğimizde performansları denk hatta Note 9 S'nin işlemcisinin Snapdragon 720G olduğuna kanmasından 730'dan biraz daha performanslı. Tamam. Onun dışında bazı çevre unsurlar işte Mi 9 de ekran tam yapıda pop-up mekanizma var. Redmi Note 9 bu öyle değil. Ekran? Ekranda, Amaret ekranda mi? delik bulunuyor. İkisinde panel farkı da var evet. Note 9S IPS bir panel kullanırken Mi 9 t AMOLED bir panel kullanıyor. Bu kullanıcıların son dönemde çok aradığı bir özellik AMOLED panel olması. Orada Mi 9 tnin bir avantajı olduğu söylenebilir. Ve fiyat farkına baktığımızda ise yaklaşık 200 lira çok az bir fiyat farkı As. var. Az. Evet. O yüzden ee, şi, kala kala Realme XT kaldı. Realme XT ile düşünürsek. Realme X'de bence çok yakın bir telefon ama işlemcisi biraz geri kalıyor. İşlemci konusunda bir Snapdragon 712 Realme X'de. Mi 9T'de Snapdragon 730 kullanıyor. 730 burada daha performanslı bir telefon. Fiyatları da aynı bu arada iki telefon. Ama tasarım konusunda ayrıştıkları bir nokta var. Realme X'de çentikli. Mi 9T'de tam ekran pop-up bir hı. mekanizma var. Tekrar söyledim, söylemek gerekirse. Peki. Asıl Bak, soru şu. Hı. Bak şimdi. Mi 9T 2 yaşında Realme X'de. Şimdi hangisini alırlarsa ömür anlamında, güncelleme anlamında avantaj yaşayacaklar? İkisi de aslında yıl olarak bakıldığında yakın telefonlar. Aralarında Hı -hı. çok bir zaman farkı yok. Güncelleme konusunda benzer ömürler olabilir. Redmi Note 8 Pro'nun güncelleme konusunda bir eksiği olması da Mediatek olduğu için bu harici ROM işleriyle ya da yazılımla ilgili yeni oyuncaklar denemek isteyenler için bir sıkıntı olabilir. Redmi Note 9S'de daha yeni bir telefon ve muhtemelen satacak da bir telefon. E, Qualcomm bir çözümde kullanıyor. Yazılım tarafında şu anda bu dört telefon arasında öne en açık ürün diyebilirim. Hmm. Mi 9T'nin hani yaratacağı sıkıntı ne zaman yaratır? Önümüzdeki Android 11'de falan mı yaratır diyorsun? Ya da yaratır mı? Ne? Sen Kişisel görüşün ne? Ya Android tarafında güncelleme almayacaktır büyük ihtimalle. Yani Android hmm. 11, 12 gibi sürümleri zor alacaktır. Ama Mi e, MIUI güncellemelerini Xiaomi'nin arayüz güncellemelerini birkaç yıl boyunca daha alacaktır. Yani telefon hiç güncellemesiz kalmayacaktır bu dönemde Hı -hı. de. Evet, biz uyarımızı yapalım. Ee, 3000-4000 lira arasına geçelim. Orada da çok fazla model var. Samsung Galaxy A51, evet. Realme 6, Note 9 Pro, Redmi, Huawei P40 Lite, Xiaomi Mi Note 10 Lite, Samsung Galaxy A71, Realme 6 Pro. Ne diyorsun? Hangisi? Burada bak şimdi değerlendirme yapacaksın ama, Mesela az önce dedim ki Xiaomi Mi 9T hani bu grubun benchmark'ı bizim için. Buradaki o öyle bir telefon var mı ya? Bak bu bu temsilcisi şu dediğim telefon var mı? Çok kalabalık çünkü. Burada diyeceğim telefon şu olur. E, Mi Note 10 Lite modeli olur. Yeni bir model. Hı. Genel özellik olarak hepsinin tam ortasında hatta kimilerinden önde yer alıyor. Fiyat olarak da en pahalı model değil. Evet. Güzel. Peki o zaman ona göre kıyaslayalım. Şimdi bir defa aslında sanki A ile bir o grubun telefonu değilmiş gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Evet değil. Zaten 2500 dolaylarına bulunabilen bir telefondu. Rakiplerinin çoğu ondan daha üstün diyebiliriz ben, pek çok konuda. O yüzden onu hiç geçelim diyorum. 26 ne diyorsun? Redmi 6 aslında Redmi Note 9 Pro'nun rakibi diyebileceğimiz bir telefon. Ama hmm. ikisinin e, fiyatı da aynı. Beraber bir kıyas Note 9 Pro modeli Redmi daha üstün gibi geliyor bana. Daha özellik olarak dolu bir ürün diyebilirim Redmi Note 9 Pro için. P40 Lite'ın sorunu aslında içerisinde Google servislerinin olmaması. Hı hı. Eğer bu konuda bir hassasiyetleri varsa P40 Lite onları biraz üzecektir. Onun dışında performans olarak rakiplerinden kalmıyor, geri kalmıyor ama e, kamera, benzeri, şarj benzeri unsurlarda burada P40 e, Lite, burada daha çıkmadı teknoloji Biraz geri kalıyor incelediğim bir ürün. Gerçekten güzel. Yani şeyi e, devam ettiriyor. Hani bu Light serisi Huawei'nin zaten iyidir. E, bu P40 da e, onun o e, geleneği sürdürmüş ama işte içinde Google yok. Şöyle söyleyeyim. Hani güncel bir bilgi olarak hala ben uğraşıyorum bununla. E, çok fazla uygulamanın yani popüler uygulamanın çok kolay erişilebilmesini sağlamışlar. Yani normalde çünkü evet. nedir? APK'ya yüklemek sokaktaki adamın yapacağı iş değildir. Çünkü APK'yı nereden bulacak, neyle yükleyecek. Onların hepsini otomatik hale getirmiş. Yani şöyle söyleyeyim sana Huawei'nin tarayıcısının içinde o <laughs> uygulamayı bulup indiren uygulama var. Yani sadece aratıyorsun tarayıcıdan indiriyor sana işte Instagram'ı. Bunun için işte tabii şöyle bir e, tuhaflık daha var. Şimdi Huawei üstünde Huawei yazan bir uygulama yapıp sana o APK'ları indirtemiyor. Çünkü sonuçta yasak işte Huawei bu uygulamalar, Amerikan uygulamaları. O yüzden başka bir More Apps diye bir uygulama var içinde. Onu koymuşlar. Telefondan çıkıyor. Oradan Instagram'ını, Facebook'unu, Twitter'ını hepsini indirebiliyorsun. Neyi indiremiyorsun? Yani ne çalışmıyor derlerse şey çalışmıyor. Yani Google servisleriyle çalışan yerli ya da yabancı uygulamalar sorun çıkaracak. Yerlileri o kadar hızlı çözmüşler ki ben inanamadım. Yani çok uygulama var. Çok bütün hepsi gelmiş neredeyse ama bak burada da şeyi unutmamak lazım. Huawei'nin e, şimdi sonuçta Android var. Bak bu ya, yani insanlar zannediyorlar ki bazıları Android yok. Başka bir şey var. Hayır Google yok. Android var. Dolayısıyla uygulamalar birebir aynı zaten. Sadece uygulamaların e, indirdiğin marketten de yararlanamıyor şu an Huawei. Onların o yüzden kendi ha. marketine gelmesi gerekiyor kendi bir marketine... Google servislerini verilmiş şekilde evet. kullanamıyorlar. İşte Google servisleri, haritalar olsun. Tabii, Google servislerini kullanan uygulamaları da kullanamıyorlar. Çünkü mesela e, bir servis düşün, işte şey kullanıyor. Google Maps'i kullanıyor. Yok. O zaman işte çalıştıramıyorsun. Bu, bu, bu uygulamaları da şimdi işte şeyle değiştirmeye çalışıyorlar. E, uygulama üreticileriyle konuşuyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim Google Maps'e sen varsayılan yapmıştın, başka bir şey kabul etmiyorsun. İşte senin uygulaman Yandex'te de çalışsın. Dediği zaman o çalışıyor işte tekrar. E, o yüzden hani e, kabus senaryosu değil. Yani onu söylemek istiyorum. Ben çünkü şu an mesela hani telefonlara e, no, biz daha önce bunu hangisinde yapmıştık? Mate 30'da mı yapmıştık? E, şey kurduk. Google uygulamalarını hani geri kurduk. E, ama nasıl yapıldığını anlatmadık ama çok kolaydı. Bunlara, bunlara da var o, o tip yollar. Ben şu an inat ediyorum yapmamak için. Çünkü şeyi görmek lazım. Yani şimdi P40 birazdan konuşacak konuşacağız süper telefon fotoğraf olarak Samsung'u nihayet geçti bu abi. Ee, video olarak yani komple geçtiler e şimdi e, o telefonu Google'sız kullanabiliyor musun sorusu bence önemli bir soru çünkü çok az kişi onu Google servislerine yönlendirecek şimdi hele ki P40 Lite özelinde konuşursam P40 Lite'ın müşterisi tam olarak işte o e, bizim teknoseyirciler gibi kurt değil. Hani onlar için onları bulup yüklemek ciddi sıkıntı. Yani APK'yı yüklemek daha kolay öyle söyleyeyim. Hani buna Google servislerini yüklemek evet. sokaktaki adam için. O yüzden hani o e, bu yaşam bence böyle devam edecek Hani Huawei kullananlar da e, e, bence Google'sız e, kullanacaklarını bilerek almalılar. Ya da işte öyle kullanacaklarını e, öyle kullanmaya alışacaklar. Yoksa uğraşacaklar. Hani Başka türlü evet, o servisleri geri döndürmenin yolları var ama o zaman da işte insan şeyi sorguluyor. Ya o zaman bunun hiç sorun olmadığı bir sürü telefon var işte listede. Onlardan birini alıp geçebilirim de diyebilirler. Bakalım ne olacak? Ben de çok merak ediyorum bundan sonra. Çünkü P40 Lite bence bunun en ciddi sınavı şu anda. Çünkü daha önceki telefonlar hep çok yüksek seviyedeydi. Zaten 3-5 kişinin aldığı telefona telefonda başladı bu sıkıntılar. Şimdi ama işte P40'la herkese yayılacak. İnsanların tepkisini çok merak ediyorum. Ben eğer hani varsa e, alanlar P40 Lite'ı nasıl kullanıyorlar? E, ya da işte bu Huawei'nin son dönem telefonlarını yorum alanında yazsınlar. İncelemesinde ben geri kalan detaylara değineceğim. Peki P40 Lite böyleydi. Şimdi Note on Light P40 Lite kıyaslarsan niye az önce sen şöyle, dedin ki favorimiz Note 10 dedin? Niye? Şöyle söyleyelim. Ekran Performans da olmayabilir. Performans da hatta Kirin yeni nesli daha iyi bile çıkabilir. Kamera, e, ekran, pil ömrü gibi konularda Mi Note ciddi bir üstünlüğü var hı. P40 Lite'a göre. Pil ne mesela, kadar mesela? E, Mi Note 10 5260 mAh bir pil var. Bir de amoled ekran var. Bu Huawei P40 Lite'da IPS panel ve 4000 mAh pil olarak hı hı. bize karşılık geliyor. Mi Note Online yani kağıt üstünde rakiplerine kıyasla cazip bir telefon olduğu söylenebilir. bir de işte Google'la ilgili sorunu yok adam. Evet. Peki piyasada bulunuyor mu rahat? Şu anda bulabilecekler şu, mi? Şu anda satışta var. Xiaomi'lerde e, o tip sıkıntı pek olmuyor. Çok yaygın şekilde bulunabiliyorlar. Anlaşıldı. Peki o zaman A71. O, o, da çok sorulan bir model. Ona kıyasladığımızda. A71 yakın bir telefon olduğunu söyleyebilirim. Ama burada tercih şeyden yan olacaktır. Eğer Çin markalarını yönelmek istemiyorlarsa şu anda tek alabilecekleri seçenek zaten Samsung tarafında. A51 ile A71 arasında 700 liraya değecek bir fark olduğu söylenebilir. Bu şekilde baktığımda eğer Samsung ürünü ya da Çinli marka dışında biri olsun diyorlarsa a 71 mantıklı bir seçim. Şey. Ya 700 liraya değmesinden ziyade benim orada rahatsız eden şey a 51 301 3100 lira etmeyeceğini biliyorum ya o beni rahatsız ediyor. Evet. E, tamam A71 de pahalı ama hiç olmazsa e, birazcık paramın karşılığını alıyorum. Hissiyatı daha yüksek evet. onda. Realme 6 Pro'ya ne diyorsun? Realme 6 Pro fiyatı biraz yüksek diyebilirim. Onu neden söylüyorum? Redmi Note 9 Pro hemen hemen muadil sayılabilecek hmm. bir ürün. Ama çok daha ucuz. Ve neredeyse yerine geçebilecek bir ürün. O sebeple Realme 6 Realme Pro daha iyi dediğim bir özelliği yok mu? E, spesifik kıyaslamak lazım. İki ürünü de birebir deneyimlemiş değiliz. Ama deneyimlediğimizde Realme'lerin genelde kullanıcı deneyimi olarak biraz daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama fiyat farkı işin içine girdi mi Note 9 Pro daha cazip bir ürün olacak. Tamam. 4.000-5.000 TL arasında gelelim. Honor 20 var. Nova 5T var Huawei'den. Note 10 Lite. Samsung Galaxy Note 10 Lite. S10 Lite. P30 ve Realme X2 Pro. Şimdi burada da benim gördüğüm kadarıyla bizim izleyicilerin sorularından Nova 5T'yi çok soruyorlardı. Ama bıçak gibi kesildi. Ve artık Note 10 Lite'ı soruyorlar. Ama Samsung Note 10 Lite'ı soruyorlar tabii. Evet. Karışmasın. Ee, şu an en çok sorulan yani bilmiyorum sen katılıyor musun? Bu gruptaki en çekici ürün o, göz, o gözüküyor. Ne diyorsun? benim görüşüm eğer kalem istiyorlarsa evet şu anda alınabilecek en mantıklı seçenek Note Online. Hatta Note 9, Note 8 gibi modelleri de defnetli diyebilirim. Note Online hmm. o derece mantıklı fiyat olarak. E Note 10 da arasında çok ciddi bir fiyat farkı var. E, gene kalem isteniyorsan Note Online fiyat farkı yüzüne gene cazip. Heh, bak kalem istemeyen de bu, bu fiyatı cazip diye bunu istiyor işte. Ama orada da şöyle bir durum var. Orada Samsung kendini baltalamış diyebiliriz biraz. S10 Lite bence Note 10 Lite'a göre biraz daha iyi bir ürün. Hmm. Performans, kamera gibi konularda daha toparlanmış bir ürün. Ve aralarında sadece 200 liralık bir fark var. Eğer kalem önemli değilse bence S10 Lite almak daha mantıklı. Tamam. Hatta şöyle bir örnek de vereyim performansla somut bir şey de söylemiş olalım. Galaxy S10 Lite'da Snapdragon 855 varken Note 10 Lite'da Samsung Note 10 Lite'da Exynos 9810 var. Hmm. Yani performans konusunda e 10 çok daha üst Performans tamam. arınıyorsun o zaman. 200 liralık için değmez. Kalem lazım değilse S10 Lite diyoruz. Değmez. Evet. Tamam. Ee, bakayım. Şimdi işte şey Nova 5T'yi kesti çünkü fiyatlar çok yakın birbirine. Evet. Şöyle Honor, bir örnek veriyorum. Honor 20 de Honor... zaten aynı şey. Aynı. Bu telefonlar 2 ay önce 3500 liranın altındaydı. Şu anda 4300 lirayı bulmuş durumda ikisi. de. Hatta öyle bir iki telefon ki bunlar, özellik olarak da aynılar, fiyat olarak da hemen hemen birbirlerine senkron gidiyorlar. Birinin fiyatı düşerse onun da düşüyor, çıkarsa birlikte çıkıyorlar. Öyle bir e, ilginç durumları var onların. Sonda da Huawei P30 var. Açıkçası Note 5 ve Honor 20'ye 4300 verileceğine, Kesinlikle. 300 lira daha fazla verip P30 almak daha mantıklı. Hı -hı. Son olarak Realme X2 Pro'ya da gelirsem, kendisi. E, resmi ürün değil buradaki tek resmi olmayan ürün. E ile geliyor KVK olarak. Ama teknik özellik bazında buradaki e, tüm rakiplerine kağıt üstünde marko olarak kısa, karşılaştırmıyorum. Özellik olarak karşılaştırıyorum. E, çok daha üstün. Nesi? Çok... Mesela bir, bir iki tane şey söyleyin. Örneğin e, dörtlü arka kamera kurulumu var. 64 megapiksel Sony'nin üst düzey bir sensörünü kullanıyor. Ekranı AMOLED 90 Hz. İşlemci tarafında Snapdragon 855 Plus kullanıyor. Ee, 8 GB RAM, 128 GB depolama gibi hmm. e, bir sürümü var. Onun şey, dışında... Pil avantajı var mı? Pil avantajı burada bence çok yok. Ama pil ömrü olarak kötü değil. Ee, 4000 mAh bir pili var ve e, AMOLED bir panel olduğu için zaten iyi bir pil ömrü sunuyor. Ama e, pil konusunda şöyle bir avantaj, şöyle söyleyebiliriz. 50W hızlı şarj destekliyor. Rakiplerde bu düzeyde şarj olabilen bir telefon yok. Kendi pilini yaklaşık 40 dakika içinde doldurabiliyor. Pil konusunda hmm. böyle bir avantaj söyleyebiliriz. Evet. Ama, ama tabii ki dediğimiz gibi e, ithalatçı ürünü o. Burada bence S10 Lite şey olur. E, evet. Öne çıkar. Kalem lazım. s cazip bir seçenek. Evet. Ee, 5-6 bin TL arasında gelince Xiaomi Mi Note 10 var. Apple iPhone SE var. Samsung Galaxy S10 var. OnePlus 7T var. Evet. OnePlus 7T yeni bir ürün. Evet. OnePlus bir anda hepsi burada üzerinde. OnePlus Türkiye güvenceli olarak satışa sunulmaya başladı. O sebeple yer verdim. Hı hı. Aslında OnePlus 8 serisi de bulunuyor. Bu geçen senenin OnePlus telefonları denebilir. OnePlus 7T ama 6000 lira aşağısında bence mantıklı bir seçenek. Ama şöyle bir durumu var. Ee, bu fiyatlara ve daha ucuza tamam çok denk olmasa bile aşağı yukarı onu karşılayacak ürünler alabiliyoruz. Yani 5000-6000'de 4000 5000li ürünlerden aldığımızda da OnePlus 7T'ye yakın bir ürün bulabiliyoruz aslında. Sonrasında Galaxy S10 var. S10 ile S10 Lite arasında 1000 liradan fazla bir fiyat farkı var. Bence değmez. Yani S10 Lite de kötü bir telefon değil. Tamam, S10'a göre bazı es eksikleri var ama onun yanında da 1000 liranın üstünde bir fiyat farkı var. Bu fiyat farkını kafamda değerlendirdiğimde S10 Lite'ın ve S10'un sunduklarını karşılaştırdığımda bana S10 Lite daha mantıklı geliyor. iPhone SE de e, Apple için uygun fiyatlı diyebileceğim 5300 liralık bir fiyata sahip. Bu fiyat onu ne hale getirdi dersek iPhone 7 ve 8 serilerini bir nebze alınmaz hale getirdi. Hatta şu anda yeni bir iPhone alacaklarsa bence daha makul fiyatlı diye 7 ve 8'lere yönelme yerine yeni SE'yi almak daha mantıklı olur. Gerek donanım açısından olsun ve bunlara göre daha yeni bir ürün olmasıyla güncelleme açısından da önü açık. Açıkçası iPhone SE Apple tercih edecekler için şu an çok mantıklı bir seçenek. Mi Note evet. 10 kamerasıyla ön plana çıkıyor. Kamera başarımı olarak çok üst düzey bir ürün. Ama onun dışındaki özellikleri o kadar üst düzey bir ürünü dedirtmiyor kendisine. Hı hı. Evet 6000-7000 TL arasında iPhone XR, yani Samsung Galaxy S10 Plus, Oppo Reno 3 Pro, Huawei P30 Pro ve Samsung Galaxy Note 10 var. iPhone 10 R'den başlayalım? Eğer iPhone SE'yi tasarımını beğenmiyorsanız, pili çok ufak diyorsanız iPhone 10 R tercih edilebilir. Ama e, iPhone 10 de kağıt üstünde SE'ye göre çok avantajlı bir ürün değil. Teknik donanım olarak iPhone SE'nin biraz gerisinde hatta fiyatı da daha yüksek. Dediğim gibi tasarım ve bazı e, pil konu gibi konusunda gibi düşünceleriniz varsa, soru işaretleriniz varsa tercih edilebilir. Onun dışında e, bir iPhone'um olsun yeter diyorsanız Apple iPhone SE'ye daha mantıklı olur. Sonrasında S10 Plus var. S10 Plus da aslında S10'la benzer kaderi paylaşıyor. Samsung öyle bir duruma girdi ki şu anda light modelleri fiyat açısından ve sunduklarıyla çok mantıklı hale geldi. E bu halde de onların üst modellerine şey düşüncesi oluşmaya başlıyor. Ya buna niye bu kadar fazla verip alayım? Light'ı da bu kadar düzgünken gibi yorumlar olabiliyor. Aslında burada Samsung aslında biraz yanlış bir isimlendirme yapmış diyebilirim. Light demek yerine o ürünlere başka bir takı bulsa bu bu ürünler o ürünlerin düşüğü gibi bir algı oluşmazdı. Çünkü Bugün S10 ile S10 Lite'ı kıyasladığında S10 Lite'ın s 10 yine üstünlükleri bile var. Bu keza Note 10 Lite'da da pek öyle olmasa da bazı konularda gene fiyat farkı göz alındığında daha cazip oluyor. Sonraki modelimiz Oppo Reno3 Pro. Çok düzgün bir telefon kağıt üstünde. Ama fiyatı bence kesinlikle bu parayı hak etmiyor. E, açıkçası düzgün bir telefon almak istiyorsanız bir bakın derim. Ama 6600 liralık fiyatıyla almanızı pek tavsiye etmem. Huawei P30 Pro da kamera başarımıyla çok beğenilen bir telefondu. Nispeten eski denilebilecek bir ürün ama Huawei almak istiyorsanız da Google içeren son üst seviyede telefon kendisi oluyor. O yüzden düşünülebilir. Note 10'da bugün Samsung'un Lite'larını çok andık. Eğer aradaki fiyat farkı size çok geliyorsa Note 10 da üzmeyecek bir telefon. Öyle tercih yapabilirsiniz. Ama Note 10'da yani param var Biraz daha iyisini neden almayayım diyorsanız Tabii ki tercih edilebilir 7000-11000 arasına geldik Galaxy S20 iPhone 11 S20 Plus Xiaomi Mi 10 Huawei P40 Note 10 Plus OnePlus 7T Pro ve Oppo Find X2 Artık burada Hani e, Fiyattan ziyade herhalde telefon konuşulacak Evet Şöyle söyleyelim direkt Apple'dan başlayalım yine Apple iPhone 11 7300 liralara bulunabiliyor. Eğer Apple'ın en güncel ailesinden bir ürün almak istiyorsanız iPhone 11 fiyat olarak en makul seçenek. E, Pro serisine göre bazı özellikleri geride kalıyor. O da kabul. Ama genel iPhone 11 deneyimini bir nebze de olsa yakalatıyor. E fiyatta çok fazla fark olarak 3000 liraya yakın fark var Pro modelleriyle. Öyle olunca da iPhone 11 de mantıklı bir seçenek. Hatta kimi insanın ben yorumlardan fark ediyorum. Yeni iPhone SE ye yüzleri buruşuyor. Ee, onun yerine bu fiyat farkını vereyim. iPhone 10 DD eski geliyor. Fiyat farkını vereyim. iPhone 11 alayım. En azından daha üst düzey bir ürün diye seçebiliyorlar. Sonrasında S20 ve S20 Plus'a gelirsek zaten Plus model S20'nin biraz daha fazlası diyebiliriz. Eğer e S20 serisinden bir ürün almak istiyorsanız bence bu fiyat farkı 800 lira civarında. S20 Plus almak daha mantıklı. S20 burada biraz daha ucuzlarsa varsa cazibeli olabilir. Sonrasında Mi 10 ve P40'a beraber değerlendirdiğimizde orada şöyle bir durum var. Bu modellerin de üst modelleri var. Aslında bunlar ana amiral gemileri değil. Hı hı. Bu modellerin de Pro'ları hatta Huawei üzerinde Pro Plus'ı bile var. Öyle bakıldığında ya 8 bin neredeyse 10 bin liraya yakın para veriyoruz. Hala tam bir telefon alamıyoruz gibi bir hissiyat oluşuyor. O baktığımda bu fiyatları biraz daha düşmeli diye düşünüyorum. Note 10 Plus'ta kalemli bir telefon isteniyorsa gene kalem noktasına geliyoruz. Şu anda alınabilecek en üst düzey telefon. Yani bu paraya daha üst düzey bir ürün yok zaten. Kalem konusu önemliyse. Sonrasında OnePlus 7T Pro var. Açıkçası burada rakiplere hep güncel amiral gemileri dedik. Kendisi eski bir amiral gemisi. Tamam, bazı özellikleri bu rakiplerinden hiç geri kalmayacaktır. Hatta çoğu özelliği geri kalmayacaktır. Ama gidip de geçen senenin amiral gemisine günümüz amiral gemisi parası istenirse de orada bir OnePlus 7T Pro için bir düşünmek lazım. O konuda OnePlus 7T Pro burada rakipler arasında çok öne çıkabiliyor diyemeyeceğim. Oppo Find X2'ye geldiğimde ise buradaki en pahalı model. Ama kişisel bir görüş belirtmek istiyorum. En hoş telefon olduğunda söyleyebilirim Find X2'nin. Pek çok özelliği buradaki rakiplerinden daha iyi durumda. En kötüsünde bile denk durumda. Ee, ama e, marka olarak işte bir Oppo telefonu neredeyse 10 bin lira verir misiniz sonusu hala oturmuş değil bence. Oppo Türkiye'de e, çok ciddi reklam harcamaları yapmasına rağmen. Evet. E, peki 10 bin lira üstüne nihayet ulaştık. Artık aslında evet. yani aynı telefonların pahalı varyantları ya yani da üst modelleri gibi de düşünülebilir. S20 evet. Ultra var, iPhone 11 Pro, Pro Max burada, P40 Pro burada, Z Flip burada, Mate XS burada. Yani... Normalde Mate XS yer almıyordu ama yaygın satışa sunulduğu için artık e, yer yapsın. veriyorum. Ama fiyatını görünce tabii ki... bir yani Şaka gibi bir şey ee... hani, e, yani onu evet. çok ciddiye alıp da yorum yapmaya gerek yok. Özel bir durumu var. Flip de öyle, Flip gibi. E, ee, bu başka Ama Philips'in şey. şöyle bir durumu var. Günümüz e, en tepe seviye telefonları yakın fiyatlı. Evet fiyatı öyle. Yani, öyle. İşte farklı bir konsept arıyorlarsa gene düşünebilirler. Yani 12 bin lira cebimde para var. Harcamak istiyorum bir telefon için diyorlarsa. 250 farklı lira bir şey olması lazım. 12 bin lira varsa. 250 farklı lira bir şey arıyorlarsa. <gülüyor> <gülüyor> evet. Farklı bir şey arıyorsa Z Flip. Yani bir seçenek ama çok ön plana çıkartır mıyım? Çıkarmam. Çünkü bir deneme sonuçta. Ve hmm. e, gelen yorumlara da bakılırsa katlanabilir telefonlar henüz bir olgunluğa ulaşmış değil. iPhone 11 Pro serisi de zaten şu anda Apple hatta güncel böyle maksimum parayla bir telefon almak istediğinizde e, en makul seçeneklerden biri. E, P40 Pro da şu anda e, bu ay itibariyle Pro Plus modeli satışa çıkacak. Türkiye'ye ne zaman gelir net bir şey söylemek zor. Ama şu anda bir Huawei telefon almak istediğinizde Google servislerini falan önemsemiyorsanız en tepede yer alan ürün kamera gibi konularda da çok üstün olduğu Pro çok çok iyi bir telefon. Kamera konusunda evet çok çok iyi bir telefon ama ben hala fiyatının çok yüksek olduğunu hatta yani evet. Plus'ın olması gereken fiyatta Pro'nun satıldığını düşünüyorum. Neredeyse iki aydır piyasamızda var fiyatı düşmüş değil. Ama tabii şu konumda hiçbir hiç telefonun fiyatı düşmemiş. A aksine artmış. Orada da Fiyatının sabit kalması aslında yüksek olmasına rağmen bir başarı bile denebilir aslında. Hmm. Dediğim gibi yani P40 yani Plus'ı da olmasa hani en yüksek P te, Huawei bu desek belki diyeceğim de öyle olmadığını da biliyoruz. Ee, bir sonraki evet. yani şöyle bir şey olabilir. Bir sonrakini de 15 bin liradan satarlar mı? Zannetmiyorum. Belki o zaman Plus gelince bu biraz aşağı iner diye bir beklentim var benim. Ee, en olabilir. azından hani Ultra ile S20 Ultra ile denkleşse hiç olmazsa e, iyi olurdu ama işte şey şu an Samsung'un üçlemesiyle Huawei'nin üçlemesi karşı karşıya gelemiyor fiyat anlamında. Evet. O, o da şu anda Huawei'nin Huawei, çözmesi gereken yani sorun. Yaygın amiral gemileri içinde Türkiye'deki en pahalı telefon şu anda. Evet. Ne Apple ne Samsung ne diğerleri şu anda Huawei'nin fiyatında değil. Hı hı. Ya bir de işte insanların şöyle beklentisi var. Ya sen de e, sen eksik bir telefon satıyorsun diyorlar Huawei'ye. O zaman fiyatını tam isteyemezsin diyorlar. E, hey, Huawei de diyor ki yo, ben eksik değilim diyor hatta benim fazlam var diyor onlar açısından bakarsan. E, ama işte kullanıcı burada müşterinin algısı önemli. Onlar öyle bakmıyorlar tabii ki de. Sen diyor bana zorluk çıkarıyorsun hani bir şekilde. E, diğerlerinde böyle sorunlar yok. Sen de var. O zaman müşteri tabii ki indirim beklentisine giriyor. E, bu abi de diyor evet. ben telefoncuyum kardeşim benim telefonum. E, e, benim telefonumda bir eksiğim yok. Kendisinde hatta fazlalarım var. İşte fotoğrafta e, videoda iyiyim. E, Google meselesinin de çözümlerini sunuyorum diyor. Öyle sıyırmaya çalışıyor ama ikna ettiklerini hiç zannetmiyorum insanları hani fiyat konusunda. Yoksa tabii ki telefonun kalite konusunda hiçbir ikna ihtiyacı yok. Ben onun da incelemesini yapıyorum bir yandan. Evet. P40 Pro çok güzel telefon. Mate'den daha iyi bu arada. Yani bence hani kasası, masası her şeyi Mate serisinden daha iyi yani şu anda. Ama daha hmm. yeni Mate'i görmedik. O da büyük ihtimalle sonbaharda göreceğiz onu da. Hmm. Ya Bir öncekine kıyaslıyorum işte yani şu an Huawei'nin e, geldiği en son noktada hakikaten en iyisi bu. E ee, orada yüzden... Mate 30 Pro da 9.000 lira gibi fiyatlara bulunuyor. Çok yazmadım. Çünkü zaten 7.000-10.000 bin, bin arasında çok bir seçenek var. E, alabilen de P40 ve Pro gibi seçeneklere yönelecektir muhtemelen evet, daha yeni. p 30 P30'u zaten pek dile getirmiyorum. E, yani çünkü zaten onun üst modeli olarak geldiği için doğal olarak daha iyi. E, P40 Hı. devam olarak çok daha iyi bir telefon. Ama işte bu fiyatları nasıl önereceğiz? O ayrı bir soru işareti şu an bence yüksek. Yani zaten yüksek olacak. Evet. Hani P40 Pro hiçbir zaman ucuz bir telefon olmayacak. Bu çok belli. Ama s Ultra da hiçbir zaman ucuz bir telefon olmayacak. Sadece yani rakiplerinden şu an... pahalı olmasın bari. Evet, diyorum. şu an evet rakiplerinden net pahalı olması beni rahatsız ediyor. Onu söylüyorum. Ee, peki böyle de bitirdik bu ayı. Yine esas hani herkesin alacağı telefonlarda kriz devam ediyor. Kriz devam ediyor. Hatta şu anda bir telefon alacaklarsa minimum e, tamam 2000 liraya bir telefon alabilir görünüyorlar ama düzgün bir şey almak istediklerine minimum 2500 lira vermek zorundalar. Evet, evet. Maalesef öyle. Orada da işte yani önerdiğimiz telefon Mi 9T olmuş 2 yıllık telefon. Evet. XT sen diyorsun ki o da öyle. Ben onun o kadar yani yakın zaman aynı olmadığını ben onu o kadar ben daha yeni zannediyordum isteği. Ee, ama yani şey şu an aslında gerçekten konuşuyor olsak 3000 4000 lira arasında çıkman gerekiyor. Evet. Ee, Zaten benim e... şöyle söyleyeyim sana etrafında hani normalde oraya çıkma niyetinde olmayan insanlar o paraları ödediler ve özellikle e, not e, Hı -hı. şey aldılar. Samsung e, A71 aldılar. E, onun, onun iyi sattığını tahmin ediyorum. Çünkü e, çok sorulan bir telefondu. Bir şeyler haberim yok. P40'ı bu sefer pek sormadılar. Eskiden light, lightlar hep sorulurdu bana ve çok sattığını çok iyi biliyorum. E, o, o, kadar sorulmadı. E, bir de işte çıkabilen şeye çıktı. Hani e, 4000'in de işte birazcık daha verip daha iyisini alabiliyor muyuz diye yokluyorlar beni. Ben de diyorum ki yani 4000'ini geçecek geçecek bütçen varsa madem o zaman işte ya Note Lite alacaksın ya S10 Lite alacaksın diyorum. Bazıları aldılar. S10 Lite alan oldu. Note Light de alan oldu. Hangisini ucuz buldularsa aldı. Bir kısmını bir kısmı da işte senin dediğin gibi yani kalem lazım değil dedi. İşte S, S10 aldı. Ee, o yüzden şu anda e, parası olanlar işte birazcık e, yine hala 4000 lira üzerine çıkabilenler şanslı. Ama onun altına indikçe mutsuzluk başlıyor ve Evet. Türkiye'de telefon pazarı 1500-2000 lira arasıydı. E, tam oraya bomba gibi düştü bu durum. Ve biz şeyi bilmiyoruz tekrar söyleyelim ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz. Yani ithalat ne zaman yoluna girecek onu bilmiyoruz. Yoksa o telefonların hani belgesi alınsa belki fiyatları ekstra artmayacak. Belki o da. Hani kendi fiyatından ithal edilebilirlerse devlete beyan ettikleri fiyattan gelirler. Yine eski fiyatlarına evet. yakın bir fiyatlara. Yine daha zamlı olur tabi ama onlar başka çevresel sebeplerden kurdan murdan zamlanırsa zamlanır. Türkiye giriş fiyatları 200 dolar altında kalmaya devam edebilir. Ama devlet izin verirse hatta şöyle bir şey evet. diyebiliriz. Canlarına tak evet. eder de getirirler mi diye sorarlarsa bence getirmezler. Çünkü e bu sefer de anlamsız pahalı olacaklar. Şöyle bir durum ekleyebiliriz. Normalde 2000'ler alt telefonlar yoğunlukta olurdu. Yani ya. sayıca daha fazla olurlardı. Şimdi 2500 itibariyle telefon sayısı artmaya başlıyor. En üst noktaya geldiğimizde de Model sayısı ciddi şekilde artmış oluyor. Şu anda güncel e, alt seviye telefonlar bulamıyoruz. Bulsak bile o güncelleri şu anda 3000 lirayı bulmuş durumda fiyatları. Ya. Evet o yüzden bir süre daha böyle devam edeceğiz. Ya hani bekleyeceksiniz elinizde mutlaka bir telefon vardır. Ona iyi çok iyi bakacaksınız. Ee, hem kullanmak için çok iyi bakın hem de işte satarken biraz daha hiç olmazsa, temiz telefon satın bence. Ee, ve kendinize hani at atma şansınız varsa 4000 4000'lerin üzerine atabilirseniz alacağınız telefon hiç olmazsa hem yeni olacak hem de daha uzun ömürlü olacak. Hem Android anlamında da Android güncellemeleri anlamında da söylüyorum. Hı hı. Bir de üst seviye telefonlarda şöyle bir durum var. Ödedikleri fiyatın e, Türkiye'nin yani bu 2 ay öncesi fiyatlarıyla normal hali gibi bir şey çok etkilenmemiş haldeler. Evet. Ama şimdi e, Mi 9T almak isteyen adam yani 1-2 ay önce almadıysa Bugün 2500 lira yerine 3000 lira ödemek zorunda. Aynen öyle. Maalesef. Maalesef. Evet. Peki o zaman. Haziran ayında böyle noktaladık. Bu e, video Plus'lara önce giriyor. Katıl'dan destek olabilirsiniz. Katıl'da Plus'ı e, seçenler, Plus ve özeni seçenler bu videoyu daha erken görüyorlar. Bir hafta kadar daha erken görüyorlar. Genelde de bir hafta sonra açılıyor. Peki. Teşekkür ediyoruz sana Umut. Önümüzdeki hafta, ay daha iyi haberlerle e, görüşmek üzere diyoruz.